arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma, müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin hocam. Sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor. Yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana. Senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Tanımıyorum hiç, Sen de hoş geldin. Gözümün nuru. Merhabalar hocam. Merhabalar. Arkadaşım dün gece seni rüyamda gördüm. Hayır, hayırlara vesile olsun. Evet, ben de hayırlara vesile olsun dedim ve ilk defa ne söylesem anlıyorsun. Yani böyle bir insandın. Yani bazen elektrik hakikaten tutuyor. Yani elektrikle ilgisi değil. Yok arkadaşım. Rüyada zaten gerçek hayatta olmayan şeyler görürsün ya. Mesela gerçek hayatta beynin yok, rüyada var mesela. O tarz. Yani böyle şeyler görmeniz garip yani. Ben genelde böyle hani ihtiyaç olan şeyler görüyorum işte. Araban yoktur, araba görürsün rüyada. Araba. Çocukken öyleydi işte mesela. İşte düşün bak, benim neye ihtiyacım var? Senin beynine ihtiyacım var, onu görüyorum. Çok güzel söyledin, seni tebrik ederim. Şimdi ne yapıyoruz? Bu dediklerinizi düzeltiyoruz çünkü. Hayır. Bunlar yanlış. İyi mi? Evet. Elini açıyorsun, arkana gösteriyorsun ve olayı... Hayır, hayır, olayı başlatıyorsun. Şeyi... Hayır arkadaşım! Kapıyı göster. Çık seni. Size mi? Başlasam... Arkadaşım değil ya. Elinden kimi getirirsin? Ya elini arkaya gösterirsen kim gelir? Gören gelir vallahi yani. Hayır, kendi arkadaşım. Mesela sahnedesin ya, çerçevenin içindesin. Çerçevenin köşesini düşün. Evet. Hayır, hayır. Köşe, daha köşe. Arka köşe. Evet, ha? Huzurlarınıza minik. İşte bu. Evet, müzisyen arkadaşım. Bizim salak... ritmik bir şekilde müziğe uyarak tüm duyusallarıyla oynayarak arkaya gider, üstünü değiştirir, gelir müziği çal. Anladın mı? Sen anladın mı? Hayır. Hayır. Duyusallarınla dans ederek seyirciye çaktırmadan arkaya gider, seyirci hala senin sahnede olduğunu zanneder, sen de arkada üstünü değiştirir, hemen gelirsin, müziği çal. Al tamam. Coşkuyu. Gidiyorum o zaman. Benim. Evet. Alsana Coşkuyu. Aldım, götürüyorum içeri. Hayır, Coşkuyu al müzisyenden. Olacağım onu, şimdi ben onu götüreceğim. Çok inisiyatif bir şey yapayım. Giyinip ne yapacaksın? Giyinip geliyorum. Değişik kostüm. Tamam. 70'lerde insanlar çok mutlu, müziği çalsana. Bana kafa göz sallama. 70'lerde insanların bir kısmı mutlu, bir kısmı mutsuz, müziği çal. Mutlu. Mutsuz. Depresif. Bir mutlu, bir mutsuz. Aynısını tersten çal. Kestik. Bizimkiler gelir, müziği çal. Evet. 1979'un son aylarındasın. Yani? 80'e hazırım. O yıllardasın. Birazcık Alman libero Aguntayler. Biraz Ersen Vedadaşlar. Evet, biraz Modern Talking'in esmer olanı. Oo. Öyle bir arada, bir derede bir şeysin. Peki ne iş yapıyorsun? Bil bakalım. Korsan DVD. Daha DVD yok o yıllarda. Korsan Betamax.
Yok, korsan yok o yıllarda. İşte zaten ben korsam olur, kormazsam olmaz. Daha tezgah boş. Ya yapma şöyle şakalar ya, saçma sapan. Hazır hissediyorum. Tamam, kız. Ya sen... yeter be. Ha pardon be. Kız sen bunun nesi olmak istersin? Tezgah. Manitan bu senin. Tamam. Tamam. Neden hoşlanmışsın bundan? Tipinden dolayı değil. Pantolondan dolayı tabii. Allah hayır, Allah. Hayır. Getirin tezgahımı. Senin tipin kayıksa bu senden niye hoşlanmıştır? Saçlarından. O da kaptan demek ki. Hayır ya. Hayır. Böyle... Geldi. Arkadaşım, mesela çok yakışıklı biri değilsen kızlara nereden yürürsün? Sular idaresinden mi geliyorum ben? Öyle bir şey mi? Hani fatura da bana muhtaç o anlamı. Hayır, hayır. Kızlar senden hoşlanmıyorsa tipinden ne yapmalısın ki yüzüne bakmadan seni sevebileceği bir şey olsun? Komple soyunayım. Gitar verin lan şuna bir tane. Ney? Gitar. Evet. Devamlı öyle çalın. Fikrimin ince gülü. Öyle yürürsün. Evet. Ve bununla sevdirmeye çalışıyorum kendimi. Tabii. Kimseye etmem şikayet. Şeyi söyle. Zehretme hayatı bana cananım. Bak kız sen oğlana aşık aşık bak sahildesiniz önünüzde ateş yanıyor. Çömel. Otur yere. Sen de yanına otur sağ tarafa şeyine. Ben sana veriyorum sen oraya ver tamam mı? Müzisyen sen alttan şarkıyı al şey yap. Evet arkadaşım. Zehretme. Söyle. Belki Türk notalarıyla söylerseniz. Evrensel... Söylesene kıza. Zehretme bu şarkıyı. Hayatı. Müzisyen girsene. Bana canan. Lan alsana benden. İnşallah Allah alacak birazdan sizden. Türk musikisi de rahat edecek. Arkadaşım lütfen ya. Yapma şunu ne olursun. Bak ben sonra senin beni çıkarırım sana koyarım. Orada sen söylemiş gibi olursun. Kurban olduğum lisanı ne hale geldi ya. Evet. Vallahi. Evet. Ateşten elin yanıyor hafiften ateşten. Niye yanıyor elin? Alev sana doğru geldi. Ha. Sen de elini sallayınca rüzgarla bir rüzgar yap. Kıza doğru çıtır 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 kıvılcımlar gitsin. Rüzgar yap rüzgar. Daha büyük rüzgar yap. Kız ateşler yüzüne geldi. Çıtır 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 çıtır. Ay. Yavaş ol pislik. Ya! Romantiksiniz lan. Ayı görmüyor musun? Ayı görmüyorum. Görmek istemiyorum. Ay var ay. Mehtap var. Kumsala mehtap düşmüş. Evet. Asfalttaki yakamozu gör. Ne oldu lan? Yani fiziksel olarak mümkün. Asfaltta yakamoz olmaz ki. Niye? O denizde... Niye? Denizde olan asfaltta olmuyor mu? Ay asfalta vurmuyor mu? Sadece denize mi ya vuruyor? Ya siz Marmara Denizi'nde trafik lambası gördünüz mü? Ya? Bir yerde olan bir yerde olmayabiliyor yani. Ulan ay ışığından olmaz mı yakamoz? Ama o suyun içindeki organizmalarla ilgili. Şeyin içinde organizma yok asfaltta mu? Asfaltta organizma mı var? Siz var. Yapıştıysanız siz varsınız tabii. Asfaltta organizmanın ne işi var? Yok. Şu kıza bir şey çal. Gönlünü çal kızın. Hey hey. Şeyi uzatır mısın? Neyi? Neyi? Bu şarkı bu. İlk girişini yazmışım. Arkadaşım ne olursun ya. Kızı kendine aşık edip kampa götürttürmen lazım kendini. Kızı öyle bir şeye getir ki ya senden sabahlara kadar şarkı dinlemek istiyorum desin. Sen de ki kampa götüreyim seni de. Yürü. Yağmurlarda doğmuş olsak güneşlerde çiçek açsak biz baharı göremeyiz, biz yalandan sevemeyiz. Biz beraber solsak da asla birlikte ölemeyiz. Seni sensiz anladım, sana ihtiyacım yok artık. Kestik bir dakika. Kimin lan bu şarkı? Bizim. Ne oldu? Ezgi, efendim? O şarkıyı söylerken sen şey gibi... Ay, bana telif gelecek bu hafta. Hayır ya, geç. Ezgi, sen yerde yuvarlan. Şey gibi, Rottweiler gibi böyle. Yok artık. Ne? Evet, göğsünden kaşınmış Rottweiler gibi yuvarlan o şarkıyı söylerken. Bu nerede yaşıyor? Kimlerle yaşıyor ya?
Keşke şehre gelseniz bir ara. Öyle evet güzel. Arkadaşım, çalıyormuş gibi yap. Çal. Ezgi, evet Ezgi. Göreyim elleri ayakları. Ay. Arkadaşım çok iyi gidiyorsun, ilerle. Ne oldu? Ateşi öteledim. Çok iyi gidiyorsun. Baksana tamam. Kız ne halde. Neye devam edeyim? Ya şey, gitarı bir kenara bırak, kızla ilgilenmeye başla. Ne yapıyorsun? Bir daha çalmayayım diye yakıyorum. Hayır, al onu kenara. Enstrüman yakılmaz, evet. Kıza şimdi şirinlikler yap sen de. Çok mu? Çok mu hoşuna gitti senin? Beğendin mi şarkıyı? Ay bayıldım. Sağ ol, internetten indirdim. İnternet ne? Ya abimle bir şey icat ettik de daha kimseye söylemiyoruz. Böyle kimseye sormadan, utanmadan, çekinmeden filmleri falan indirebileceğim. Sonra belki yasaklarlar ama olsun. Bir süre idare edecek. Bir nesil kurtarır. Ay biraz daha çalsana. Senin şarkın mı? Hepsi benim bunlar. Gerçekten bayıldım. Arkadaşım bir dur. Şimdi şeye gir. De ki benim seni bir yere götürmem lazım. Benim seni bir yere götürmem lazım. Nasıl bir yere? Sabahlara kadar yalnız kalacağımız falan. Evet. Gir romantizme. Ver romantik müziği. Kızla konuşurken kızın etrafında dön kalkmadan. Seni benim bir yere götürmem lazım. Nereye? Sabahlara kadar romantik konuşabileceğimiz, baş başa kalabileceğimiz. Niye böyle? Bu arada komple donum çıktı herhalde benim, değil mi? Düşük bel giymeseydin. Ya bu 70'ler ama. Tamam, evet. Ölçmüşler 70'ler. Evet. Kızın kafayı kızın şeyine önüne koy. Koy kafayı kızın kucağına, evet. Vallahi bir hafta bu sesi dinlesem sıkılmam herhalde. Kusura bakma, ben de utandım ama hoşuna gideceğini bilmiyordum. O sesi değil, senin sesini söylüyor. Evet, sen romantikleş de ki sana şarkılar söylemeyi, kulağına güzel sözler... Evet. Aslında buraya gelme amacımız seninle biraz da olsa baş başa kalma isteğim. Yalnız kalalım, kimsenin bizi rahatsız edemeyeceği bir yerde. Sabaha kadar sana şarkılar söyleyeyim. Ama gitmem gerekti kız. Benim mi? Evet, babam bekliyor. Ama benim gitmem gerekiyor artık. Saat geç oldu, babam bekliyor. Bunun planını başka bir gün yapsak? Yani eğer ayarlayabilirsek bu planı başka bir gün yapalım, olur mu? Issız bir ormanda, kimsenin olmadığı bir yere götür beni. Canım dalmışım. Hiç... Ezgi söyle, kimsenin olmadığı, sadece yabani hayvanların olduğu ıssız bir ormana götür beni de. Niye? Derdi ne kadının yabani hayvanları? Sen söyle! Şöyle kimsenin olmadığı, sadece yabani hayvanların olduğu bir yerlere gitsek. Yönetmen montaja mı çağırdı? Gidelim, hep merak etmişimdir. Evet arkadaşım, birden kalkarsın ayağa. Biliyorum, biliyorum! Biliyordum, biliyordum. Biliyorum, evet. Biliyorum, biliyorum. Neyi biliyorsun? Ya bilmiyorum, daha söylemedim onu. Öyle bir yer biliyorsun. Öyle bir yer biliyorum. Ay gerçekten. Evet. O zaman ayarlayalım, gidelim oraya. Emin misin? Bu yola girdik mi geri dönüşü yok. Daha burada tutamadıysam, orası biraz esiyor çünkü. Neyi? Ben ayaklarımı üşüttüğümü engel olamıyorum. Ama madem sen de benim kadar istiyorsun, tamam. Arkadaşım! Bak şimdi ateşle bırak bir... Bırak şu gaz muhabbetini! Ateşle bir numara yapacağım. Hayatta sakın! Kalk ayağa. Peki, ne zaman gidiyoruz? Ezgi de ki, babamdan gelip izin alman lazım. Ay, babamdan gelip izin alman lazım. Ne zaman gideceğiz? Şimdi gitseydik işte, babaya karıştırmasaydık. Ama babam izin vermez, başım derde girer. Tamam, o zaman ne yapalım? İzin alacağız. Evet Ezgi, hemen al bir tane baba sahneye. Bir babaya ihtiyacım var. Geliyor. Tamam. Arkadaşım, sen evlerin önüne gidip böyle hareketler falan yaparsın. Dizlerin üstüne atıp kendini gitar çalarsın falan babaya... Baba kesinlikle izin vermesin diye, değil mi? Hoş geldiniz abiciğim. İsminiz ne? Mesut. Mesut Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, merhaba. O benim 35'liği hazırlasanıza. Mesut Bey, silah siz Ezgi'nin babasısınız. Bu gelip sizden izin isteyecek, tamam mı? Siz bundan hoşlanmayın, kızınızı ikna etmeye çalışın. Kızınız çok ısrar ederse de yanına erkek kardeşini verip yollayın. Babacığım. Evet. 3, 2, 1, gel evin önüne. Gel evin önüne. Şey, önce Ezgi söyledi ki, baba bir çocuk var, beni kampa, ıssız ormana götürmek istiyor. Yabani hayvanlardan başka bir şey yok. Söyle babana. Ben kaşınıyorum bayağı babaya böyle şey. Ya söyle.
Babacığım, bir çocuk var. Beni ıssız bir ormana, yabani hayvanların... Çok üzüldüm. Müzik yerlerde ya bu sezon. Yabani hayvanların arasına götürmek istiyor. İzin verir misin, ne olur? Ne? Kim o çocuk? İzin vermesi için gelse, en azından konuşsanız. Hadi çağır gelsin bakalım. Tamam, bir yüz yüze konuşun. Çok seveceksin, çok düzgün bir adam. Söylemeyi unutmuşum, ben unuttum çünkü ben evliyim ya, kusura bakma. Arkadaşım! Arkadaşım olmaz. Seyirci, her şeyi alkışlamayın. Geç yerine. Sen uzaktan bağır. Ezgi, Ezgi de sonra gitar şovuna başla. Öyle bir gitar şov yap ki babanın gözleri fal taşı gibi açılsın, Ezgi'nin dibi düşsün. Evet, camdan bakın. Ezgi, Ezgi. Ay galiba aşağıda babacığım. Nerede? Nerede? Dur baba, perdeye geçeceğim, sakin. Evet arkadaşım, ağzında da gitar yap. Hayır hayır, öyle değil. Öyle. İşte bak, bu normal doğum değil. Bu değil. Evet arkadaşım, göster. 3, 2, 1, buyur. Bir dakika dur. Müzisyen, sen prova mı yapıyorsun burada? Program lan burası. Evinde çalış gel. Sen kullanmadığın tuş kaldı mı bugün orada? Var mı hiç? Tamam, müzisyen. Piyanoyu bırak, sen ağzınla gitar sesi yapıyorsun, arkadaşım sen de çalıyorsun. Zenci müziği çal, siyahlara bas. Blues. Ya alkışlamayın şunu! Şımartmayın şu çocuğu. Müzisyen, arkadaşım şovunu yaparken ağzınla gitar sesi yapıyorsun, tamam mı? Evet, 1961 Les Paul Custom Gibson sesi yapıyorsun. Anlaştık mı? Onu biliyorum ama normal diyorum. Evet, 3, 2, 1, yalla! Delir! Efendim? Delir! Ne biçim ses lan bu? Hayır ulan! Ha. Sen gitarınla delir! Manyaklaş! Hayır! Gitarı kırmadan manyaklaş! Hayır! Arkadaşım buraya gel. 2 dakikaya geliyorum. Gel buraya. Lan gelsene. Gel buraya. Tentür diyot. Manyaklaşıyorsun. En sonunda finalde. Evet, biraz daha çünkü tetanoz olacağım. Gitarı ağzınla çalarken dilinden elektrik çarpmaya başlıyor seni, tamam mı? Elektriği orada nereden alıyorum? Elektro gitar. Ama bir yere bağlamadım şimdi. Ben onu montajda sokarım bir yere, evet. Evet, deliriyordun. Evet, müzisyen, yalla. Manyaklaş! Lan çalsana! Artık hiçbirinizde taydan yok. Baba, ben vazgeçtim. Hayır, vazgeçmedin. Baba nasıl öttürüyor baba? Baba öttürüyor de. Baba görüyor musun? Öttürüyor baba, öttürüyor. Bir gelsin bakalım. Öttürmeyi mi? Yok, arkadaşım, saçlarını tane önüne düşürerek, evet, önüne düşürerek babaya da bay bay yap, el salla. Sevdiğim bir şey varsa çalayım baba. Arzu ettiğiniz bir ton. Bir ton. Sevdiğim yalnız şarkı söyle, çalsın. Hatta hayır Mesut, sendeki. İstemiyorum ben gitarcı şey adam falan istemiyorum. Manyak bu yerlerde İstemiyorum sürüyor. İstemiyorum ben adam gitarcı böyle şeyler. Neden? Nereden çıkarttın ya böyle güpegündüz? Akşam nereden geldi bu adam gitarcıymış, şarkıcı? Arkadaşım gibi hemen git, adamı yumuşatmaya çalış. Mümkün değil. Git. Deminden beri bakıyorum, mümkün değil. Git. Git, elini sık, yumuşatmaya çalış. Elini sıkarken adama şaka yap önce. Ah, iyi akşamlar efendim. Rahatsız ediyorum. Evet, rahatsız ediyorum. Abisiniz herhalde. Yok, hayır, o ablasınız olur değil mi? O şakalıyor. Abi şöyle dön, yoksa çok öyle tanınacaksın. Aa diyecekler, Yul Brynner çıkmış. Rahatsız evet ettiğim için özür dilerim. Elini sık Mesut, öyle bir elini sık ki yerlerde süründür. Kız babasısın sen. Sık şunun elini. Sürün. Bak gerçekten tekrar kavradı kemiği tutmak için. Bak bak. Bak geldi, Fikirtepe'li misiniz? Değil mi? Kesin. Ben orada büyüdüm de bilirim. O öyle dört kemiği kavrayıp... Saray Cedid Style. Olur, o da uyar. Evet, sık. Arkadaşım sen...
Ay baba ne yapıyorsun? Yok şey çok iyi anlaşıyorum. Bile kızım. Dokunuyorsun baba. Oho. Baba bu adam elleriyle iş yapan bir adam. Oh. Arkadaşım ayağa kalk, ayağa kalk. Mesut tekrar elini tut. Hem ben ayağına... şimdi ne yapacağım? Mesut, Mesut hem elini sık hem ayağına bas. İkisini birden yap. Şakacıktan, şakacıktan. Bir yandan da bir fasılalı kafa atsın mı? Olmaz. Hem ayağına bas, hem kendine çek, hem ayağı kremeli. Mesut Bey yapıyormuş gibi. Mesut Bey yapıyormuş. Tamam bırak. Hem ayak kırıldı hem el. Sizin de izniniz olursa kızınızı ilk yardıma götürmek istiyorum. Refakatçi olsun diye. Ben... Arkadaşım söyle de ki ıssız bir ormanda hiç kimsenin olmadığı vahşi hayvanları ol gibi yerde. Evet. Adam ağzımı burnumu kıracak benim. Niye bunu söyleyeyim ben? Rakçısın sen. Aa, sizin de izniniz olursa eğer şöyle ormanda çok ıssız kimseye yerde. Köpek senden çıkıyor. Aa, evet. Geçen gidişimde kaplan kaçtı da. Niye benden öyle bir ses çıkıyor? Ağzından öyle bir ses çıkıyor. Rakçısın sen. Şimdi. Evet, bu. Geçen sefer de kaldım ben hala. Kaplanı unutamadım. Sizin de izniniz olursa ağzımı temizleyeceğim. Kızınızla şöyle ormanda, baş başa, kimselerin olmadığı bir yerde güzel bir gün geçirmek istiyorum. Çadırımın üstüne şıptını damladı hey! Söylesene! Aynısını söylemem mümkün değil. Sadece insan sesleri çıkarabiliyorum. Arkadaşım! Bana girme, konuyla ilgilen. Sizin de izniniz olursa çadırda kızınızla inanılmaz güzel bir mehtaba karşı. Benim kızımla mı? Mesut, de ki, ben de eskiden rockçıydım ha. Sen de öyle konuşmaya başla. Saçım dökülmeden önce ben de rockçıydım ha. Saçım dökülmeden önce ben de rockçıydım. Arkadaşım, ona bir rockçı selamlaşması yap. Nasıl o? Bilmem ki ben rakçı selamı. Şöyle, senin sağ omuz onun sol omuzuna, onun sol omuz senin sağ omuzuna, sonra arka arkaya dönüp sırttan bir daha sürttürüyorsunuz. Benim evet. Sağ omuz onun sol omuzuna. Hayır, hayır. Ha, senin sağ öyle? Omuz onun sağ omuzuna, senin sol omuz onun sol omuzuna, sonra arka arkaya dönüp böyle omuzdan, kafalardan saçları birbirine sürtüp bırakıyorsunuz. Vay, sen de bir rakçıydın deyip, evet, 3-2-1 buyurun. Bu garip ilişki niye var? Böyle bir şey niye yapıyorlar? Çünkü sonunda birbirimizden hoşlanacağız, biz tatile beraber gideceğiz. Seni kurtarmak için bunların evet, hepsi. Evet, arkadaşım. Demek öyle ha. İnanır gibi. Oh. Mesut söyle. Gönderirim fakat benim ufak oğlan da gelecek. Gönderirim ama ufak oğlan da yanımda olacak. Ya baba kardeşimin ne işi var kampta? Bir de onu mu korumaya çalışacağım? O sizi koruyacak. Ben bu aileyi çözmüş değilim. Evet, ufak oğlanı çağır Mesut. Mehmet, oğlum gel. Oğlum, 5 numara büyük bu gömlek sana. Evet, baba sen alkışlarla yerine gidersin. Kendini alkışla. Arkadaşım siz coşun. Coşun üçünüz. Çok mutlu. Sevinin. İnanılır gibi değil. Çok eğleneceğiz orada. Önce kardeşini kuma gömeriz, sonra otur devam ederiz. Arkadaşım, havada göğüs göğüse çarpsanıza. Ezgi'yle de çarpışır gibi yapıp tam çarpışırken durun, ne oldu? Kağıt havlu ver, kağıt havlu. Boşluğuma geldi, ayu. Ezgi'ye de yapmaya kalk ama onun kız olduğunu anlayıp dur son anda. Yapmıyoruz, olsun. Sen de selamlaştık say, hadi bakalım. Evet, hemen prodüksiyon verin bunların şeylerini, iplerini, çadırlarını falan. Prodüksiyon değil misin sen? O ne oğlum? Al şeyi, al çadırı da. Evet, şarkılar söyleyerek kamp yerine doğru gidiyorsunuz. Issız bir ormandasınız. Daha küçük bir şapka bulamadım. Yapma şunu. Evet, ıssız bir ormandasınız. Geldik mi, gidiyor muyuz? Yürüyorsunuz ormanda. Nereye kamp kuracağını bulmaya çalışıyorsun sen. Ah, nereye kuralım? Mal gibi buraya kuralım. Hep buraya kurarız çünkü böyle şeyleri. Hayır ulan! Bir anda
Şey Ezgi, sesi duyar duymaz oğlana sarıl. Oğla değil, oğlana sarıl. Pardon, şey öbür çocuğa sarıl. Arkadaşım açıkla kıza. Ya yönetmen vak vak yapıyor ya. De ki kartallar yüksek uçar aşağı inmez. Oo, Banazlı İsmail'in hemen saat... Kartallar yüksek uçar aşağı inmez. Korkacak bir şey yok. O yukarıdan avını arıyor. Bu kesin yönetmen. Ya buna da bir şey uydur kıza, korkmasın kız. Böyle bir hayvan yok ki. Bacaklarına sarıl Ezgi. Ay. Oo, bu çok fena bir hayvan. Uzun süre bekleyelim, hiç kıpırdamayalım. Arkadaşım, kızı sakinleştir. Ay çok korkuyorum. Sarp, galiba sen daha tam, çok korkuyorsun. Galiba tam üstümüzde. Sarp, sen de git arkadan sarıl adama. Oo. Evet, şimdi bu sesi çıkarınca kalkın ayağa hepiniz. Şimdi ben size çok yabani bir hayvan sesi çıkaracağım. O sırada sen arkadan sarılacaksın Sarp, sen bacaklarına Ezgi, tamam mı? Tamam. Evet, 3, 2, 1, geliyor ses. Çok yabani. Ay. Sarıl sana Sarp. Belinden sarıl. Arkadaşım sakinleştir. Ay çok korktum. Ay bir şey olmaz inşallah, saldırmazlar bize inşallah. Arkadaşım bir şey söyle ne olur kızım. Ne söyleyeceğim? Ya söyle, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Burada olan şey, doğal bir ortamdayız. Bunlar neydi şu hareket ya, onu bilmiyorum tam. Saçma bir şey de yapmayayım. Burada en tehlikeli benim ulan! Sarp, burası ile ilgili bir şey sor adama. İplik hazırla, iplik. Burası neresi? Burası doğal bir ortam olduğu için böyle sesler çok normal. Zaten bir arada olduğumuz için herhangi bir hayvan yanımıza yaklaşamaz. Ne bileyim bizden, ne bileyim ben... değil. Anlatıyorum işte. Ben anlatırken ne bileyim demeyin bana. Ver gitarı ya. Arkadaşım buraya gel. Gel buraya. Evet. Şimdi çadırın önünde gitar çalıp bu çocuğu uzaklaştırıp kızla baş başa kalmaya çalışacaksın. Fakat tam o sırada başka bir prodüksiyon, bir çadır daha getir. Evet, sen çök şey, çadırın önüne. Dubleks mi yapacağız? Hayır, çök çadırın önüne. Çök çadır, al şeyi, gitarı eline. Ey Allah'ım ya. Şey, çadırın içine girin, kafanız dışarıda kalsın. Hep birlikte mi? Evet, girin çadırın içine, kafa dışarıda kalsın ikiniz. Sarp, Sarp'ı da bir yere gönder arkadaşım. Salağı yolla bir yere. Öbür çadıra geç. Hayır, o çadırı daha görmüyorsunuz siz. Ha. Karanlık olduğu için o çadır gözükmüyor. Şey sen, Sarp'ı bir yere gönder baş başa kalmak sen için. Sen biraz istersen şöyle böyle bir metrelik falan ince parmak kadar olan çalılar bul. Onları yakacağız akşam ısınmamız için. Hadi bakayım aslanım. Hadi yavrum, hadi yavrum. Arkada gidip hemen WhatsApp'tan bir şey yazma manitaya. Tam o sırada diğer çadırın sakinleri gelir. Ve şarkı söyleyerek gelirler. Severken seni dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi. Bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize. Sinirlerimiz buluşmasın bu gözler. Yine erer gideriz, unutulur yeminler. Biz hiç beceremedik sevmeyi de terk etmeyi de. Aşk kokan dudakların karşısında direnmeyi.
Hala severken seni, dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi. Bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterli her zaman koşup geri dönmemize. Değmesin ellerimiz, buluşmasın bu gözler. Yine eğer gideriz, unutulur yeminler. Biz hiç beceremedik sevmeyi de terk etmeyi de. Aşk kokan dudakların karşısında Rock'n'roll'da bir şey keşfettim. Lan k***lı gitarı niye kırdın? Kaptırdım. Şimdi kızın sesini duyunca Ezgi'ye hemen posta koy. Ezgi'den bir anda ayrıl ve kıza doğru git. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Ne yaptın? Seni buraya getirmek için neler yaptım ben? Ben ne yaptım o sana? O dünya tatlısı babanla yarım saat muhabbet ettim senin. Ah! Aramızdaki ilişki buraya hayır kadar. Ya burayla ilgili bir bahane bul. Burada ha. Bir şey yapmış olsun. Bu çadır ikimize dar. Hayır, sana bir şey yapmış olsun. Ha, senin için her türlü romantizmi yaratmaya çalıştım ama sen hiçbir şeyle yetirmedin. Burayı beğenmedin, çadırı beğenmedin. Beğendim burayı. Ha, o zaman sıkıntı yok. Hayır! Şey, Fatma'ya yürüyeceksin. Yürü. Geri mi? Hayır lan. Yavaş yavaş oraya doğru ilerleyeceksin. Kızla... Niye, aramız iyiymiş? Hayır, değil aranız iyi. Sen İyi kızın mi? Sesini duyunca maymuna döndün. Evet, kıza giderken ayakların tutmuyor zaten. Zor yürüyorsun. Bir de karanlık, zor görüyorsun. Bu ses nereden geliyor? Allah'ım! Aslında görünüşte çok bir problem olmasa da galiba birbirimize henüz hazır değiliz. Yani ben en azından böyle büyük bir adımı şu an atmak istemiyorum. Ama yapma, ben de söyle. Değmesin ellerimiz! Buluşmasın bu gözler! Hah, işte ağzından ağzından lafı, tamam. Karanlık, kızı göremiyorsun. Görmüyorum. Gidiyorum, devam ediyorum. Fatma sen çadıra doğru, çadırın önüne gel. Çadırın önünde dur. Arkadaşım göremiyorsun kızı karanlıkta. Bir şekilde bulman lazım. Bir şekilde bul kızı. İşaret, ses, bir şeyle. Aa! Ucuz kırbaç var. Hangi ortam olursa olsun ucuz bir şey varsa... Arkadaşım! Türk halkının dikkatini çeker. Niye kırbaç ulan? Kırbaç önemli değil, ucuz olması önemli. Haşlanmış yumurta var desen olmuyor mu? Beyinsiz. Gece vakti kim yiyecek onu? Rahatsız eder.
Başka ama bir kırmaz şekilde, gece. Başka bir şekilde bul kızı. Hem kırbacın mı var ki kırbaç satmaya çalışıyorsun? Düşün. Hayali ihracat bir zamanlar. Tamam, evet. Başka bir şey. Lütfen yardım edin. Lütfen istediğim filmi download edemiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşım başka bir şey ya. Ayağını yılan soksun. Evet. Ha süper fikir. Yardım edin. Çadırın önüne doğru sürüklen. Fatma gel Fatma, ne oldu? Acaba ne oldu? Ne oldu acaba? Ne olmuş olabilir? Kim o? Merhaba. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Ne oldu? Yok bir şey. Öyle ilgi çekmeye çalıştım. Arkadaşım yılan soktu seni. Beni yılan söktü. Söktü. Pardon. Evet. Beni yılan soktu. Yılan soktu. Şuramdan yılan soktu ve eğer sizin de işiniz yoksa yılanı defnedeceğiz. Öldü çünkü. Tek başıma olmak istemiyorum. Evet. En azından... Şey Fatma sen çok... Yılan mı ne? En korktuğun şey. Ay benim en korktuğum şey yılan. Öyle mi? O zaman kelebek ısırdı. Hayır. Seni gerçekten yılan soktu. Seni gerçekten yılan soktu. Ulan seni soktu seni. Ulan seni soktu yılan. Hayır ulan seni. Allah'ım kaç yılan var burada? Arkadaşım yılanlar turuncu pantolona gider. Seni çalgıver. Aynı filmi seyretmişiz. Fatma, de ki senin için ne yapabilirim? Ne yapabilirim senin için? Korkuyorum. Eğer bugün zehirlendiysem ve benim son gecemse bunu yalnız geçirmeye gidiyorum. Arkadaşım zehir kalçaya doğru gidiyor. Onu şey yapmak gerekir değil mi? Dur. Şimdi güzel oldu. Dur. Dur. Tamam yenge yok bir şey yok. Ne oldu? Yok. Tamam. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Eternal Sunshine. Ne yapıyorsun? Zehiri yayıyorum vücuda. Ya saçmalama. Lokal bir yerde toplanmasın. De ki ama buna müdahale etmem lazım. Titreyerek söyle kıza. Ama buna müdahale etmem lazım. Benim mi etmem lazım? Evet. Ben mi edeceğim? Fatma hayır asla yapamam böyle bir şey. Söyle. Ben böyle bir şey asla yapamam. Cehennemin dibine kadar yürüyorum. Hayır arkadaşım. Peki bu senin için yanıp tutuşan yürek ölsün mü? Söyle. Ben mi diyorum? Evet. Peki. Senin için yanıp tutuşan yürek ölsün mü? Ölsün. Kampa getirdin beni, burada tek başıma kaldım. Dur. Allahsız. Ölmesin. Fatma de ki ama ben senin için ne yapabilirim? Seni tanımıyorum bile. Hayatımda ilk defa görüyorum bu ıssız yerde. Ben sizi tanımıyorum bile. Hayatımda sizi ilk defa görmüş bulunmaktayım. Şu ıssız yerde ben yapamam bir şey. Ama şimdi ben zorda kalmış bir dağcı olsam, siz de tatilde bir sağlık uzmanı olsanız beni tanımıyorsunuz diye beni... Arkadaşım hayır. Bağırarak beni yılan soktu diyorum diye bağır. Beni yılan soktu diyorum. Ezgi duyar duymaz koş. Ne? Hemen yapış yaraya zehir almaya çalış. Evet işte buydu. Ezgi bacağına yapış zehir almaya çalış. Neresi? Yok yok burası buraya mı? Doğru yürüdü. Ezgi yapış panikle ağla zırlayarak. Ay neresi? Lan çeksene yukarı pantolonu. Burası mı? Evet. Dur be. Yapış zehir al. Yok yok ya şaka etse. Hayır zehir. Bırak zehri alacak. Kız zehri alacak. Ya. Zehir alırken al tükür senin için ölürüm. Al tükür senin için kurban olurum de. Evet. Ay senin için ölürüm. Kurban olurum sana. Fatma de ki bir de bana de neler söylüyorsun. Senin bir sevdiğin varmış alçak. Bir de bana neler söylüyorsunuz terbiyesiz terbiyesiz sus, sevgili. Sus. Sevgili. Sus. Lan gel nereye gidiyor bır bır bır. Ne anlamadım. Varmış zaten o yaptı ben bir şey yapmadım. Ya anlatıyorum yıllardır kanımı emiyor diyorum bu kadar. Evet, kalk ayağa arkadaşım, kalk ayağa. Kalk ayağa. Senin bir ayak gitti tabii bu arada. Çok memnun oldum. Hayır, git ona hoşlandığını, bundan sonra hayatını onunla devam etmek istediğini... Ya kadın hayatımı kurtardı şimdi. Ben de burada zehirle kaldım. Fatma seni terk edecek.
Ben mi terk ediyorum? Evet. Tabii bir tane çakıp terk edeceksin. Git kıza yazmaya devam. 7,5 dakikadır evliyiz. Terk edeceksin artık. Niye zaten birlikte değil ki terk etsin? Hayır. Burada zor duruma düşen sen olman lazım. Ha. Salak olan sensin. Evet. Ama lütfen bu sesi ben bir daha falan... Ama lütfen. Ben bu sesi bir daha görmeden... Yapacak hiçbir şey yok. Vurayım mı? Yok şurada odun var orada. Onu... Ay vurup gideyim ben mi? Öyle miyiz? Evet. Sen tam vururken havada elini tut arkadaşım. Tam vururken... Kim? Sen şey Fatma sana tam vururken havada elini tut. Harun mu? Hayır ben tam vururken... Havada elini... Evet. Seni artık terk ediyorum. Senin ağzını bulurum. Hayır, hayır. Elini tut. Sen tut elini. Vay. Bana tokat ha derken bana. Abileri gelir. Fatma bütün grup elemanlarını çağırırsın abilerini sahneye. Tamam. Abilerim, abilerim. Yok yok ben tebrik etmek için. Yok 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 abilerim burada. Benim. Abilerim, abilerim burada. Ya. Abi. Bu. Abi çok hürmet ediyorum. Sitayişle bahsettiler sizden. Can şey kafayı göm arkadaşıma yere yapıştır. Evet çek kendine göm kafayı yapıştır yere. Nerede boyattın saçlarını sen ya? Ay bayıldım. Bayıldım arkadaşım, ya. Kalkarsın. Model grubunu seyirciye göster. Yılan buradaydı yüzünü soktu. Saçmalama kalk ayağa. Model. Ağzınıza sağlık. Kızın sesi ne güzel değil mi? Bence şarkı söylese tutar. Vallahi. Kendilerini... Arkadaşım, bir adiliğin daha sonuna geldik. Kızı aldın babasından izin, götürdün çadıra, sonra başka bir kıza yürüdün. Ben senin içindeki seni sana göstermeye çalışıyorum. Bence sizin içinizdekini gördük ama neyse. Defolun gidin içeriye, biraz sonra gelin. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Müzisyen arkadaşım gelsin. Bizimki gelsin müziği çal. Seni birine benzeteceğim ama çıkaramıyorum. Nesin sen? Bilmiyorum, bakkalın mı var? Bakkalın oğlu muyum? Hayır, değilsin. Olur. Sen bir hayvanla çalışıyorsun. Biliyorum. Müzisyen çok mu hoşuna gitti? Verin oradan bir hortum. İçeriden bir hortum verin. Bahçıvan mıyım? Ver hortumu müzisyenin ağzına. Filsin. Al ağzına gel. Sende genetik bozukluk varmış, hortumun çok uzamış. Al ağzına. Evet arkadaşım, kiminle çalışıyormuşsun? Ama böyle hortum olmaz ki yani. Nasıl olur? Ya o böyle kısa şey olur, daha kısa olur falan. Ya bunun hortumu böyle. O koluna toplasın hortumu. Bir kişi daha al sahneye. Arka ayakları olsun filin. Arka ayakları. Neleri barınacağını tahmin etmişsindir. Al çabuk hadi, seni bekliyorum. Gel, kaldırdın elini, geçmiş olsun gel. Korkma, dişi fil. Evet. Senin de maşallahın varmış. Geç bakayım arka ayak. Sarıl arkadan file. Hayır, belden sarıl, belden. Belden, evet. Sen ne yapıyorsun arkadaşım? Ben
Filimi gezdiriyorum. Hayır. O filin hortumu. Evet ama üstüne basmasın diye hayvan şey yapıyorum ben. Onu şey yap, hayvan... Yazık hayvana ya. Evet, siz bir sirkte çalışıyorsunuz. Sen bu sirkte fillerden ve hayvanlardan sorumlusun. Aynı zamanda da onların temizliğini yapıyorsun falan. Eğitimlerini de yaptırıyorsun. Evet, fil yürü. Yürü fil. Yürürken yolda tabii pisliyor fil, biliyorsun. Tam bunun önüne gelince orada... Nereye evet. gidiyoruz biz? Bir yere gitmiyorsunuz. Sen filin şeyi yuvasındasın. Filin yuvası. Evet. Filin yuvasındasın, konuşuyorsun onunla, dertleşiyorsun. Zaten maaşı da zam yapmadılar falan. Konuş fille. Bu nasıl bir arka ayak ya? Sizin isminiz neydi kardeş? Umut. Umut, iyice eğil, kafayı bele göm. Zaten öyle bir Umut sarılmış ama dur bakın. Bir yandan göreyim sizi, tam şey yapamıyorum. Umut, sen iyice eğil, eğili. Hayır, hayır. Belden, kalçadan kır. Arkadaşım şunu yapsana. Umut uzun eşek oynuyormuş gibi düşün, öyle yap. Ha, yaşa, eyvallah. Ha, evet. 45-46 yaşında yapılıyor zaten bu prostat kontrolü. Öyle düşün. Evet arkadaşım. Hazır hissediyorum. Evet. Şimdi fille dertleşiyorsun. Dertleş yürürken fil önünden geçsin. Seni tam önüne pislesinler sana. Ya kardeşim yapma şunu, yapma. Bugün düğün var, böyle giyindim. Evet, 3-2-1 buyurun. Evet Umut, tam önüne gelince... Gerçekten değil, oyun gereği. Evet. Gel buraya. Ben maymunlara gidiyorum ya. Ya hayır. Bu kadar onlar. Hayır, şimdi sen yapınca sen şey arızaya bağla. Evet. Af. Ne oldu? Arızaya bağlıyorum. Hayır, hayır. Ya bunun hortumu olmuyor. Getirin bir makasla kesin şunun hortumun ucundan. Evet. Arkadaşım tam önüne senin pislediler. Müdahale evet. etsene. Ne yapıyorsun? Yayıyorum, uzaktan fark edilmesin. Saçmalama. Şeyle konuşuyorsun fille. Böyle daha mı mutlusun? Kabile reisi gibisin. Piyanonun başında sırıtıyordun demin gevrek gevrek. Evet. Evet arkadaşım. Evet. Fil senin filin. Sizi kendi kendinize bırakıyorum. 3-2-1 buyurun. Hadi bakalım. Hareket almıyor. Arkadaşım çaklatsana. Lan kablo bağlayıp vurdurayım mı aküden? Ne yapayım? Gitmiyor işte. Araba değil ki bu. Ne yapayım? Koca fil arkadaşım, 15 ton. Arkadaşım! Arkadan ittir bir şey yap. Sen itmelisin bu film. Fil sen de şey yap. Oo yap. Oo. İnatçı çıktı. Siz bu kadar hayvanlığı nereden biliyorsunuz? İnatçı çıktı. Hadi ama bak, işimden olacağım ya. Hadi ya. Oo! Oo! Galiba çifleşme döneminde. Hayır, ben... hayır arkadaş. Ayağını kaldır, öne koy. Yürümeyi öğret. Hayır, sen ha. değil. Evet. evet. Al ayağını. Fil, ya, kaldırma ya. Ayağını. İnatlaş. Oo! Oo! Hadi oo. Ama, hadi ama. Bir... Oo! Mümkün değil. Arkadaşım. Sen bunların eğitmenisin, hassas yerlerini biliyorsun. Öyle bir yerine dokun ki ayağını kaldırsın. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Etkiledin mi lan? Filden anlıyorum. Hayır. Şey, Umut'un koltuk altına gıdı gıdı yap, o ayağını kaldırır. Onun koltuk altı bunun karnının yanı oluyor ama. Tamam, oraya evet. Sen gıdıklanıyor musun? Yap gıdı gıdı. Daha dokunmadım hacı. Vallahi dokunmadım. Oğlum sen manitan olunca yersin. Arkadaşım konuşsana filinle, nasıl eğitmensin? Filinle konuş diyor ya. Hadi filinta, hadi. Hadi ama gitmemiz lazım. Bak beni işimden edeceksin. Bir hadi. Adım atar. Bir adım atar, ayağı açık kalır. Ne olur? Açık kalır ayağı. Tamam. Oo. Bu nerenin fili ya? Lan konuşsana şunla. Hadi şimdi öbür taraf. Hadi bakalım. Ama bak beni çok yoruyorsun. Hadi bakalım. Göster.
File göster. Ha, şimdi de bu ayağın. Şimdi sen kendin göster, o anlar. Ya şimdi bunu yapacaksın. O, onun arka ayağı. Sen dört ayak olursan ön ayağını anlar. Ya böyle duruyorsun ya. Evet mi? Ulan dediğimi anlıyorsan yapsana. Böyle duruyorsun ya. Önce bunu atacaksın. Elle olmaz. Ters dön. Arka arka giderek ayağınla yap. O zaman nasıl dört ayak olacağım? Olursun. Nence olurum? Olmaz ki. Olur, kalk sen bir. Ya şimdi dört ayak... Dizleri kırmadan dört ayak ol. Ha? Bu. Şimdi arkanı dön. Hadi görüşürüz, işi bırak. Gel bunu. Buraya. Yeter ya be. Arkadaşım göster şu file bir adım atmasını ne olur. Ya şu, tamam mı? Bu ha, da olabilir. Bu, yürü ay, fil, bu yürü. Ay yürüyüşü. Bir de fil yürüyüşü var. O çapraz gider. Evet, 3, 2, 1. Umut, sen niye kafayı kaldırıyorsun? Beli çıktı hayvanın. Hadi bakalım. Evet. Ah. Şey, Umut, kalçayı salla. Vur arkadan. Vurayım mı bunu ben ya? Hayır. Kalçayı salla Umut. Lan yürüsene fil, yürü. Evet. Haydi bakalım. Aa. Hay maşallah. Hay bakalım. Aferin. Herkese anlatacağım. Ne kadar zeki film diyeceğim. Mutlaka görün diyeceğim. Harika bir film diyeceğim. Evet arkadaşım. Fili yürüttüğüne göre şimdi sirkte file ne yaptırmak lazım? Seyirciye döndürüp... Hayır. Yani tam çıkışa yakın artık. Hayır. Prodüksiyon şeyleri getirin, trambolinleri. Neyi? Trambolinleri. Şaka evet, mı ya? Fili havada takla atmayı öğreteceksin. Ya fil ayağını ileri atamıyor daha. Eğitmezsin sen. Ben mi öğreteceğim bunları sana? Oğlum nereden, oğlum başımıza bela açtı. Nereden buldunuz bunları ya? Evet arkadaşım, göster önce sen. Neyi gösteriyorum? Tramboline zıplayıp zıplayıp havada üç perende atıp düşüyorsun. Ama file bir tane yaptır. Tamam, kalçayı tekrar sonra alayım mı? Kırılacak ya, ikiye bölünecek ya. Şaka yaptım. Almıyorum. Şaka. Sadece zıplamayı öğretiyorsun file. Evet. Şimdi dünya tatlısı, önün ve arkan. İkinize de anlatıyorum. Evet arkadaşım. Bak fil bak. Bak ben fil... bacağımı ne yapıyorum? Delirdi, delirdi. Buna ne içiriyorlar ya? Bak fil bak. Bacağımın... Evet diyor ya. Bunu atıyorum. Yavaş yavaş açarak söyle. Yavaş yavaş... Arayı açarak söyle. Bak böyle yapıyorum. Hayır hayır öyle değil. Ağzını açarak söyle. Ulan ağzının laflarının arasını açarak söyle. Bak fil bak. O kadar bak. Bugünkü ders bu. Bak. Mısın hadi? Kart dağıttım size. Bak fil. Bunu attım. Sonra bu. Sonra denge. Dur dur bir dakika dur. Oo bayağı masaj lan bu. Arkadaşım. Sonra yavaş. Öyle anlamaz. O şey diz ve kalça dikkati çekmen lazım. Nasıl çekeyim işte ya? Zıpla. Dizi göster, kalçayı zıpla. Göster. Zıpla. Arkanı dön, kalçayı göster Allah'ım, file. Allah'ım ne kalça meraklısı bir adam çıktı ya. Al. Elinle kalça. Dikkati çek oraya. Nasıl yukarı aşağı? File göster şunu. Ya elinle göstersene. Rapçiler öne doğru gösterir ya, sen arkaya doğru. Sonra Rütük de bize mamutu göstermesin. Evet, göster. Bak, fil bak. Lan zıplamadan göster. Filin kafası karışıyor, göremiyor. Ha şimdi anlayacak. Bak fil bak. Bu ne? Salla. Bunu beğenmedin mi? Seninki daha mı güzel? Git kendin yap. Arkadaşım. Git fil git. Zıpla. Evet kalçayı gördü. Anladı kalçayı. Evet işte bu. Zıplıyoruz. Zıplıyoruz. Hop. Zıplıyoruz. Zıplıyoruz. İşte bu. Haydi bakalım fil. Evet fil. Gel şeye. Ne oldu? Önce çıkmayı göster arkadaşım. Ayağınla göster. Yap fil.
Oğlum nereye bakıyorsun? Nasıl yapacağım ben? Oynuyor fil. Önce bir bacağın, sonra öbür bacağın. Hadi ulan. Sen niye onunkine çıkıyorsun? Ya bir bacağı oraya çıkacak, iki bacağı da arkaya çıkmayacak onun. Hayır, dört bacağı da oraya çıkacak. Allah kahretsin böyle mesleği ya. Abi ben 93 kiloyum, yapmayın. Sen 93 kilo musun? Özer abinle tanıştın mı? Seni arka cebinde taşır o. Evet, siz zıplarsanız o yırtılabilir. Evet, sen ön tarafa geç. Eşek olsun. Filin ön bacağı, sen öne geç. Filin ön bacağı. Evet. Şimdi arkadaşım sen de kendi şeyine, tramboline çık, birlikte zıplayın. Benim trambolim yok ki. Var işte, sarı olan. Sarı onun ki. Tamam, sen de oraya çıkacaksın. Bak fil bak. Ha o ikisi yan yana olmadı, biz oluyoruz ama. Evet. Bak fil bak, nasıl gömüleceğiz yere? Arkadaşım. Ne? Ne yapıyorsun? Ne yapayım artık, madem olacak zevk almayacak. Öyle olmaz, dön arkana. Haydi bakalım. Evet, 3, 2, 1. Yallah fil, yallah. Yallah fil. Fil zıplasana. Filin dünya umurunda değil. Olmuyor. Dur. İkiniz aynı anda zıplayın. Yani üçünüzün de ayaklar, yani altı ayak aynı anda havaya kalkıp aynı anda inecek. Bununla. Evet. Hadi o yüzden bakalım. Sen işareti vereceksin arkadaşım. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Başı ve... Arkadaşım 3, 2, 1 hoppa deyip... 1, 2, 3 deyince ne yapıyoruz? Zıplıyoruz ve yırtıp artık maaştan veriyoruz. 1, 2, 3 hoppa. Bir daha 1, 2, 3 hoppa. Devamlı, devamlı. O inşallah göbeğindir. 1, 2, 3 hoppa. Bu meslekte son günüm olduk kesin yani. 1, 2, 3 Devamlı zıpla. 1, 2, 3 Zıplarken bir... dön file doğru. Dön, ver. Mutluluk ver file. Hayır ulan. Yeter artık. Ne yapıyorsun? Fantazi... Ne yapıyorsun arkadaşım? Fantazi katil dedim. Fili mutlu etmelisin ki fil zıpladığında mutlu olduğunu hatırlayıp hep zıplamalı. Ya fil mutluluktan havaya uçuyor. Daha ne olsun artık ya? Evet. Neyse tamam. Tam o sırada sirkin kraliçesi, güzeller güzeli kraliçesi gelir. O kimdir? Buranın starı. Sen fil bakıcısısın ama ha. Her sirkin bir starı olur. Ha. Evet. Gelsin starı. Gel Ezgi. Ha. Evet, siz tam zıplarken Ezgi gel, gel. Sen starsın, bunları aşağılık görüyor, aşağılıyorsun bunu, tamam mı? 3, 2, 1 gel. Haydi bakalım. Herkes gıpta etsin. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Çok yakıyordu, doğalgaz bağlattık. Ne yapacağız işte? Kestik! Ve kestik, uzun gelince de kestik. Hayır, ha? Onu değil. Ha, fili kestik. Arkadaşım... 3 aydır yiyoruz. Sizin fil olduğunuz belli değil. Aa, sizin fil olduğunuz belli değil. Hayır, hayır, onun değil. Aa. Senin ve şey arkadaşlarının fil olduğu belli değil. Evet. Şey, ya şu Umut'u bir düzeltsene. Ne yapayım Umut, şimdi demirle vuracağım, yemin ediyorum. Evet, şey, tam fil olursanız kız da anlar. Sen filin hortumunu eline almışsın, türkü söylüyorsun. Böyle gır gır şamata yapıyorsunuz. Tam o sırada sirkin starı giriyor içeriye. Görmüyorsun, biraz bakıyorsun, manyak mı lan bunlar diye. Ondan sonra kes diye bağırıp fırçaya giriyorsun. Senin kocan sirkin sahibi, tamam? Tamam. 3, 2, 1 yala. Avradağın eteğinde. Uçan, çok hoşun, eğleniyorsunuz. Uçar ki versin olsa. Ya yıllardır aklıma gelmedi böyle bir şey ya. Siz be? Ya çok özür diliyoruz. Ben filleri eğitiyordum. Çok özür diliyorum, kaptırmışız kendimizi ama... Böyle mi eğitiyorsun? İşte kendinizi onlara... Oo! Çok özür diliyorum. Efendim? Arkadaşım. Tamam. Çok özür diliyorum. Evet Ezgi, fırça at. Kocam burada yok diye burayı niye çevirmişsiniz? Bu ne be? He? Kocam burada yok diye ne yapıyorsunuz? Sirke çevirmişsiniz burayı. Zaten sirk manyak mısın? İşte yerinde bir fırça oldu. Çok terbiyesiz. Üzüldüm. Her yeri şeyi götürüyor. Terbiyesizler. Canım hayvanı ne hale getirmişsin? Böyle mi davranıyorsun sen hayvanlara? Beyefendinin bana verdiği emir bu. Yeni gösteri için fil hazırlıyorum.
Nasıl? Böyle mi hazırlıyorsun? Nasıl hazırlayayım? Ne işi var bu hayvanın? Yağlayayım mı? Nasıl? Böyle hazırlıyorum işte. Yeni numaramız bu. Şeyde, trambolinde sekmece. Şimdi sen hanımefendiyi şey yap, turne otobüsü kalksın de hanımefendi turne otobüsüne bindir bunlara gidiyoruz de. Evet. Hadi toparlanın, turneye çıkıyoruz çabuk. Otobüse. İn hadi. Canım film. Aman. Söz yan yana oturacaksınız, söz. Yıpratma onları. Prodüksiyon hemen ver 4 tane 6 tane sandalye çabuk. Arkadaşım onları taşıyorsun otobüste. Bizim sirkimizde hayvanlar sevgiyle eğitiliyor. Hah. Canım benim. Ha. Ah ben seni yerim. Kurban. Ben yalnız bırakayım mı onu? Tamam, tamam. Arkadaşım sevgili. Söyle, de ki böyle sevimli durduğuna bakma. Arada tehlikeli oluyor. Kadına hanımefendi, bir şey böyle sempatik durduğuna bakmayın. Bazen agresif davranabiliyor. Aa. Evet. Ah canım benim, tamam. Mesela arkasındaki, normalde onun arkasındaki değil. Sinirlendi, o hale getirdi. Allah Allah. Evet. Aman, 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 aman. Bittiyse şaşkınlığınız, gidelim artık. Tamam. Turnuvaya çıkalım. Hadi. Evet, evet. Hadi Sarp, gel. Şoför ol Sarp. Al, buyur. Bu otobüs baştan koptu zaten. Hadi. Evet Sarp, bin. Şoförsün. Arkadaşım sen de yanına otur. Bunları ne yapacaksın? Onlar şey, araya sıkıştır onları. Sen evet. Bak. Arkadaşım al eline şeyi, anonsu, anons yap. Al anonsu, anons et. Evet. Sayın yolcular, trambolinden konuşuyorum. Yolculuğumuz yaklaşık 6 saat sürecek. Virajlarda sallanma ihtimalimize karşı fil 20 dakikada bir büyük bir parça bırakacak. Arabada balans olsun diye. Camlar o nedenle açık. Karayollarından mı? Teşekkür. Acele etme, hiç acele etme. Bütün sezon buradayız. Acele. Evet arkadaşım, hadi çabuk ol. Ama beni bırakmıyor ki abla. Evet. O nedenle teşekkür ediyorum. Yolculuğumuz boyunca ben sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İçecek ve diğer ihtiyaçlar için. Hadi görüşmek üzere. Evet, tam ilerlerken... Ay. Arkadaşım sen yolu gösteriyorsun. Bu. Tam ilerlerken... Bu arada şey, vitesi sen değiştiriyorsun. Senin bir kolun kırık, sargıda. Ne yapıyorsun? Yeni vites getirdim. Vitesi hayır, aldım. Hayır, çocuğun kolu kırık. Tamam işte, vitesi değiştirdim. Deminkini aldım, yeni verdim. Hayır, hayır, öyle değil. Çocuğun kolu kırık, 1, 2, 3, 4 yapıyorsun sen. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Hayır ulan öyle değil. Takarak yapıyorsunuz. Çocuğun vitesini takıyorsun. Tamam, ha, tamam. Evet. Sen söyle Sarp ona. 1, 2, 3, 4. Hayır, hayır, öyle değil. Geçeceğim. Önce olayı anlat. Önce 1, sonra 2. Sonra... Hayır ulan öyle değil. Neden öyle olduğunu anlat. Ben yürüyerek gidebilir miyim? Hayır. Neden öyle olduğunu anlat. Çünkü sayılar 1'den başlıyor. Hayır ulan onu demiyorum. Neden vitesi kendin takmıyorsun? Evet. Evet, kolum kırık. Tamam, hazırım ben. Evet. Sen debriyaja bas. Evet, 3, 2, 1, yalla. Barış, gel trafik polisi ol. Daha şu an çıkıyoruz sokaktan ya. Olsun, evet, yürü. Mahallenin trafik polisi var ya. 2. Ağzını alan yap, tam yükseldiğinde vitesi değiştirsin. Barış, göster elini. Çok güzel el hocam. Hayır. Kazanırsın kesin. Göster. Aa, adam basket oynuyor. Arkadaşım, ya Ezgi söylesene. Ay, çevirme var. Ay, çevirme var canım. Nasıl istedi? Of, of, of. Ya. Ezgi salaklaşma ne olur ya. Ay polis çeviriyor. Allah kahretsin sizi. Ne yaptınız gene? Evet. Ay polis çeviriyor. Allah kahretmesin. Ne yaptınız yine? Ya bir şey yapmadık hanımefendi. Bu virajdan böyle biraz hızlı döndü. Tabii virajın sonunda çevirme varmış. Biz nereden bilelim? Kaça atayım şimdi? Kaç istersin? Çünkü olur. Ayağını çektin debriyajdan. Mal gibi gidiyoruz. Peygamber vitesine gidiyoruz yani. 3 olur. 3 olur şu an. 3 olur mu? Olur 3. Çevirme var. Şanzımanla pazarlık yapanı ilk defa gördüm ya. 3 olur. 3 olur. 3 koy bir tane. 3 koy. 3. Arkadaşım salaklaşma. Polis çeviriyor. Durdursana çocuğu. Sarp sen gaza basıyorsun. Sen gaza basıyorsun. Sen vites küçültüyorsun.
Ne yapıyorsun? İyice küçük artık. Hayır öyle değil. Polis göremez bu vitesi. Lan polis vardı sar. Yok vites yok arabada. Bak vallahi yok. Tam o sırada polisle göz göze geldiniz ve polis sizi durdurdu. Durdu. Lan kahretsin. Camı indir işareti yap. Tesbih mi? Yok. Almadım. Yola gidiyorum. Camı indir işareti yap. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? Hamdolsun. Sizde ne var ne yok? Arabada hayvan taşınmayacağını bilmiyor musunuz? Yok, yönetmen gelmedi. Hayır, öyle değil. Orada bekliyor. Turnede o ayakta bekliyor bizi. Onu demiyorum. Arkanda hortumlu var. Hayvan sana benzer. Densiz. Kime hayvan diyorsun sen? Hanımefendi, kör müsünüz? 1,5 metre hortumu var. E o da can. Kurban olduğum onu da verdi, beni de verdi. Barış, geç yerine. Bu kadından uğraşılmaz. Evet, gazla. Daha arka koltukta böyle. Düşün öndeki halini. Evet, arkadaşım sen yarım ekmek arası domates, peynir yap, arkaya doğru dağıt. Aa, sürekli bir yemek yapıyoruz. Sürekli bir gırtlağa çalışıyoruz ya. Domatını çok koy bana. Tuz ek biraz içine. Lan bir sus lan. Sen ne yapıyorsun? Vitesini nasıl değiştireceğim? Sen ne yapıyorsun? Ekmeğin içini çıkarıyorum. Niye? Sığmaz ki domates başka türlü. Allah'ım. Bir tek bu bana normal geldi şurada. Arkada fil var. Filin üstünü bir liseli çocuk oynuyor. Kameraman bizi polis diye çevirdi. Benim ekmeğime taktı. Çıkarma ekmeği. O zaman kekiği çıkarıyorum. Kekik koymayayım hiç. Bu kadar rahatsız ettiyse. Koy bana, kekik koy biraz bana. Ekmeğin içini çıkarma, doymazlar. O zaman birazdan torpidoda zıkkımın peki var, ondan vereceğim, onu yerler. Sen de yiyeceksin mi? Evet. Nerenle kullanacaksın arabayı? Sar, sen iyice bağır abi, yarım saattir ikideyim de. Yarım saattir ikideyim, araba bağırıyor, gönder beni diyor, bağırıyor. Hemen göndeririz. Arkadaşım! Sar, gel buraya. Koş, koş, yanından koş. Koş yanından, koş yanından, bağır. Hop! Hop! Önünden geç, öbür yanına. Hop! Hop! Elini uzat camdan içeri. Cam kapalı. Bravo, tebrik ediyorum. Cam kapalı. İşaret et açsın diye. Bir şey söylüyor dışarıdan. Ne yapıyorsun? Geri gidiyorum. Lan açsana şu camı! Ya aç şunu ya. Arkadaşım aç şu camı. Camı mı? Bunlar bozuk. Sunroof'tan konuş. Tırman. Çık, çık sunroof'a. Yap lan, ben 10 yıldır yapıyorum ya. Aa, yanıma oturuverdi. Helal olsun. Helal olsun. Zor bir hareketti bu. Zor ve cam kapalıydı. Sunroof'tan mı girdin içeri? Yani. Evet. Evet. Sirkin yapılacağı alana gelmişlerdir. Gel alana arkadaşım. Hanımefendi, geldik. Ay hadi Sirk. Bakalım. Evet. Oh. Evet, gelmişlerdir. Gel. Al boşa. Boşa al. Aldım. El frenini al. Niye elini aldın? Garanti olsun dedim. Sonra nasıl indireceksin geri? Gelmedik mi artık? Gerek yok ki arabaya. Neyse, in aşağı, in. Kadının elinden tut. Evet, kapıyı aç önce, kapıyı. Pıs! Hanımefendi, 2 dakika bekleyemeniz, içeride osurdunuz. Olacak şey değil. Ya geldik, çıkıyorsun dışarıya. Allah aşkına. Hayır ulan! Zaten fil var bir de, lütfen ya. Ben de sirk mensubu diye dedim ki biraz kaliteli olur ya. Bütün domatesler çürüdü be. Allah kahretmesin. Kesin.
Uzun yolda ayağına kurak... Ulan domatesi daha yeni yedi. Bağırsaklara inmemiştir. İzin. Pislik yapma. Domatesi asit olduğu için gaz efendim. Arkadaşım. Uzun yolda ayağına çorap giyecek. O havalı kapının sesiydi. Pıs diye. Ha özür diliyorum hanımefendi. Fil yapmış. Çok özür diliyorum. Hoş geldiniz. Evet. Hanımefendi aşağı inerken ayağa takılır ve üstüne düşer. Allah beni kahretsin. Nasıl ki bu kader bu? Niye bakkal olmadım ben ya? Evet. Kalk. Tut elimi diye çıkışırsın. Tut elimi. Ya arabanın içinden elini nasıl tutsun? Önce merdivene gel. Kapıyı açtım. Merdiven mi? Bu ne? Bu treleybüsümüz var bizim. Öyle bir sirk. Müthiş bir sirk. İki adım at, merdivene gel. Koltuğun her yanından kapı mı açılıyor? Çabuk. Evet. Evet. Değil. Aman ay 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 ay. Önemli değil. Burayı kullanıyorum. Hep burayı. Özür dilerim. Buradan sonra bensiz devam. Kusura bakmayın. Evet, düş üstüne. Düş üstüne. Dur bir dakika. O sağ böbreğe girdi. Onu çıkarayım önce. Evet. Ya düş üstüne. Üstüne dur, düşünce dur. Aranızda bir şey olur. Düş üstüne. Ay! Aramız hep kan gölü oldu. Ne olsun? Efendim? Hanımefendi cebiniz çalıyor. Hayır, hayır ulan! Anlamadım ki yani. Arkadaşım. Doğduğundan beri bir hayvandan sonra ilk kez bir kadın değiyor sana. Anladın? Kadın teni senin tenine değiyor. 3, 2, 1, değdi. Ne oldu? Değdi işte, şoktayım, değdi şu an. Hayır, hayır. Onun eli senin eline değecek. Ha, üstüne evet. Düştü ya. Evet. O düşmeden alıyoruz. Senin sağ ayak yerde, sol ayak havada. Senin de sağ ayak yerde, sol ayak havada. Böyle biz herhalde koku bırakıyoruz. Bulunduğumuz yerle. Evet, düş, değ koluna. Ne yapıyorsunuz? Ben kalkıyorum artık. Utandım çünkü. Lan ben bu müziği niye yaptım ağzımla? Bilmiyorum. İçinizde bir şey var sizin. Ben bilmiyorum. Sizi tanıyamıyorum artık. Çünkü etkilenin birbirinizden. Etkilendim ama bir anda da utandım. Patronumun eşi. Ha doğru. Ne oldu? Helal olsun. Evet. Tam ayağa kalkarsınız. Ayağa kalkarsınız. Buraya sirk kurulacaktır. Ve senin eşin var ya Ezgi, evet. Senin eşin dünyanın en ünlü şeycisi, straptezcisi. Straptez mi? Kolsuz giyiyor. Aynı zamanda da rovadan olursa çok güzel olur. Şey, turvaka. Oğlum o sallanana straptez denmiyor mu? Trapez olabilir. Evet, sen ve eşin dünyanın en ünlü trapezcilerisiniz. Ben. Evet. Tamam. Tamam, sen indirdin, şimdi fili indir arkadaşım. Buyurun. Doldurayım mı depoyu? Arkadaşım yapma şunları ne olur. Bu yakıt tankıymış. Al fili çalış... aşağıya. Hadi bakalım. Önce sağ ayağı atıyoruz. Sonra sol... Sen artık miden bulanmadı mı o hortum? İnsan... Hayvanın kendi hortumundan midesi bulanmadı değil mi? Hayır perişan oldu yazık çocuk ya. Bir şey olmaz. Evet. Timsah olsun. Hadi bakalım. Evet. Tarp sen de arkadan ittir fili. İşte benim filim. İşte benim filim. Bu da onun arkası. Hadi bakalım. Arkadaşım çok... sen önde onu indirirken fil de üstüne düşecekti senin. Ha dur şeye geleyim, tramboline geleyim ki buraya girsin öbürü. Çünkü tamam, dengesiz o olmadı, onu geçtik. Evet, prodüksiyon hemen toplayın sandalyeleri. Hemen toplayın sandalyeleri. Ve sirkinizi kurmuşsunuzdur, gelmişsinizdir. Ve kocasıyla ilgili bir haber vardır. Allah kahretsin. O sırada ne olur? Bilmiyorum. Tam o sırada telefon çalar. Efendim? Filin arkası, sen yerine geç. Fil, sen de piyanoya otur. Umut, teşekkür ederiz. Büyük bir performanstı. Alo. Selam. Selam. Sirk mi? Evet, ne lazım? Çocukla yollayayım hemen. Merhaba, sirk mi? Kim arıyor? Sirk. Bir hanımefendi olacak. Şeyci. Sen trapez. Neyciydin sen ya? Streptizci. Onları bilirsin, straplezi bilmezsin ama. Trapezci vardı. Straplez böyle üstü olmayan elbise. Buradan lastik. Ne bileyim gibi. Ben giymiyorum senin gibi. Bu truvakar yarım, bu robadan. Tamam arkadaşım. Alo. Bir bey vardı az önce, onu ver. Burada fil vardı, bir de arkası vardı. hanımefendinin kocası var ya, trapezci. Evet. Büyük trapezci. Evet. Büyük Osman. Trapezin adı bu mu?
Evet. O yüzden hiç tanımıyoruz. Büyük Osman'a az önce sirke gelirken bir araba çarptı, rahmetli oldu. Arabada hasar var mı? Çünkü hep sigorta primine şey yapar bunlar. Ne oldu? Eşinize araba çarpmış. Arkadaşım hemen söylenir mi? Kapat telefonu, tamam tamam de. Tamam tamam, ben hemen ileteceğim. Kestik. Müzisyen manyak mısın? Cenaze marşı çalıyorsun. Başka bir şey çal. Çal desem çalmazsın. Allah'ın manyağı. Kapadın mı? Kapadın telefonu. Dön dön. Duygusal bir müzik. Ver duygusalı. Önce şoföre git. Önce şoföre git. Nasıl söyleyeceğini sor. Diyeceğim bu akşam yemeğe çıkalım mı diyeceğim. Nasıl? Hayır lan! Olayı anlat şoföre. Ağlamak oturup mı? Oturup yemek yiyeceğiz işte. Karşı. Hayır hayır. O da değil. Sana telefonda söyleneni. Ne oluyor yahu? Affedersiniz. Ama burada ben patronum. Benim de her şeyi bilmem gerekir. Ya bu ne yelloz bir şey ya. Arkadaşım. Keşke fil bunun üstüne düşseydi ya. Acısı var onun, yapma. Kimin acısı var? Dur kadın. Daha bilmiyor ki kadının acısı daha, olsa. Bilecek ne ama. Oldu? Bilecek. Hanımefendinin kocası öldü. Ne? Kimin? Ya bunda ya fil duyma, kulağı var ya. Bir duyma. Evet, gel. Hanımefendinin kocası öldü. Nasıl söyleyeceğiz de? Aa, başın sağ olsun ya. Ya gel buraya. İşte o arabadaki son gaz herkesi bitirdi. Şu an herkes magnez. Arkadaşım konuş bununla, de ki şey sen de orada evet antrenman yap Ezgi. Şimdi bunu nasıl söyleyeceğim kendisine bilemiyorum ki ben. Zaten burada 6 aydır çalışıyorum yani. Kadına nasıl gidip kocanı öldü diyeceğim ya. Dur dur bu söylerim ben bunu. Kocanı öldü. Gel buraya. Hayır. Ya bu normal değil. Olmaz uzak... arkadaşım yapma ne olur. O havada yakaladı. Olayı hafifledi yere inene kadar. Hayır hayır. Evet. Şimdi konuş ikiniz kendi aranızda. Şimdi çok ben... büyük tartışmalara girin. Çok büyük tartışmaya girin. Evet. Lan doğru düzgün hareket et. Hayır lan öyle değil. Nasıl söyleyeceğiz konusunda tartışın. Ya nasıl söyleyeceğim ben şimdi? Kadına gidip laf patarak söyleyemem ki. Olmaz. Bugün de gösterisi vardı yani adamcağızla. Yıllardır çalışıyorlar bu gösteriyi. Ya nasıl söyleyeceğim yani? Sen şey yap, onu tavla kızı. Tavla, adama ihtiyaç olmaz. O da nerede kocam diye sormaz. Böylece öldüğünde söylemek zorunda kalmaz. Senin burada ne işin var? Sen şoför değil misin? Gitsene arabanın başına. Ben niye bununla muhatap? Bu şoför değil mi? Şoför, def mi? Kol şoförü. Lütfen gider misin buradan ya? Gidelim. Lütfen benimle muhatap olun. Nereye gidiyor? Nasıl döneceğiz? Hanımefendi size çok önemli bir şey söylemem lazım. Hadi. Şoför defolup gidersin. Evet arkadaşım. Buyurun. Gel kadına. Ha? Ver duygusalı. Ah. Hayır hayır ver duygusal müziği. Ha? Hanımefendi iki dakika durursanız sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Dinliyorum. Devam. Dur. Göz teması kur kadınla. Evet. Ben şu an kadının her yaptığını onaylıyor pozisyondayım ama. Hayır göz teması kurmadan sakın söyleme. Hanımefendi. Evet. Kocanız var ya. Evet. Var. Ha? Ne diyeyim artık yani? Durmuyor. Ne diyeyim? Ya? Oh, al şeyi yanına. Sen de onunla birlikte zıpla. Göz teması kur kadınla. Hanımefendi. Evet canım. Kocanız nasıl? İyi iyi. 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 Canım benim. Şimdi demin bir telefon... Az önce bir telefon aldım ya. Az önce bir telefon aldım ya. Evet. Gülüyor, bozuk çıktı. Lan. Değiştirmeye gideceğim. Hayır ben. Hayır. Bir telefon çaldı ya. Demin bir telefon çaldı ya. Kim çaldı? İşte telefonla aradılar ya bizi. Hiç hoş olmayan... Göz teması yok. Göz teması yok dediler. Çok kötü bir haber geldi. Hayırdır inşallah. Durdur kadını aniden. Maalesef kocanızı kaybettik. Oh be! Dur ya manyak mısın? Ben nasıl bir gayya kuyusundayım Allah'ım ya. Ezgi ne yapıyorsun? Özür dile. Evet. Ben sen, belki. Evet. Tamam. Tut kolunu. Dur bir dakika sana dur diyorum. Dur bir dakika sana dur diyorum. Ne olduğunu biliyor musun? Ne olur biliyor musun öpmez? He? Hayır. Ne olduğunu biliyor musun? Ne olduğunu biliyor musun? Silkele kadını. Ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Kocanı kaybettik. Ne? Ama arayıp bulacağız. Hayır arkadaşlar. Ya kaybettik dik 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 de kal. Evet silkele. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Kocanı kaybettik. Tik tik tik. Tik 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 tik. Bir dakika kapı çalıyor. Hayır lan gel tik, şuraya. Tik tik ne ya? Ya niye sen bozuyorsun? Ben o tik tikten bağlayacağım hikayeyi. Evet. Kocanı. Açtın mı? Kocanı. Çok sık kolunu. Çok sık kolunu. Ay. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Kocanı kaybettik. Ne? Kocanı kaybettik. Duymuyor ya. Kocanı. Arkadaşım. Kocanı kaybettik. Olamaz. Tik tik tik. Olamaz. Tik tik tik. Evet buyurun. Bu hangi kanalda oynayacak? Arkadaşım. Tamam. Kocanı kaybettik. Tik tik. Olamaz. Tik tik tik. Olamaz. Tik tik
tek. Olamaz. Tek tek. Tek tek mi? Tek tek tek. Evet, dersiniz kadın dizlerinin üstüne çöker. Ya Ezgi yapma. Dizlerinin üstüne çöker ve dağılır. Başını kaldırır. Adama bakar. Peki show must go on duracak mı? Neyse seyirci de anladı, biz de anladık. Boş ver. Kendi çabalasın onu. Kaldır kafayı. O zaman show must go on durmuyor değil mi? İşte durmuyor ki, adı show must go on. O zaman show must go on ne olacak? Allah'ım ne olur beni bir fil etsin ya. Gözünü seveyim ya. İstediğin zaman da ortada fil yok. Arkadaşım dur. Kaldır kafayı. Müzik sen de hadi. Ver alttan odunu. Kaldırır kafayı. Mağrur bir şekilde. Show must go on'umuza ne olacak? Taktı buna ya. O zaman bu akşamki şovumuz ne olacak? Ya ben onu mu dedim sana? Ama onu dedi işte. Show must go on'umuza ne olacak? Show must go on'umuza ne olacak? Onu biz Türkçe'ye çevirteceğiz. Devam edecek gösteri. Arkadaşım peki bütün biletlerin parasını geri vereceğiz. Mecburen bütün biletlerin parasını geri vereceğiz. Şov yok, kocanız yoksa gösteri yok. Yapacak bir şov. Fili satacağız. Ezgi'deki olamaz. Kocam bana demişti ki... Hayır. Gösteri duramaz, sahne kapanamaz. Böyle bir şey olamaz. Kocamın bana vasiyetidir. Bu gösteri hiçbir zaman duramaz. Ben ölene kadar perde asla kapanamaz. Hangimiz ölürsek diğeri gösteriye hiçbir zaman son vermeyecekti. Bitti. Peki kim trapezci olacak? Şoför. Hayır. Sor. Polis. Arkadaşım çok büyük bir şekilde sinirli bir şekilde. Peki kim olacak? Peki kim olacak? Hayır kendini şey sıkarak böyle kafayı sallayarak. Peki. Peki kim olacak? Öyle içine sık yalı. Yumruklarını sıkıp dizlerine dizlerine vurarak. Peki o peki, trapezci. Yok ya peki ya o trapezci kim olacak? Sen tabii ki. Hah onu de işte onu de göz canımı ye. Onu bana söyle. Ben de başkası olacaksın çünkü emeğim var burada. Nasıl? Sensin o. Sensin o. Bu gece, bu sirki ve eşimin bana vasiyetini gerçekleştirmek zorundayız. Bu gösteri olmalı. Ne olur Muhittin. Madem kocanızın böyle bir vasiyeti var, bunu yerine getireceğiz. Teşekkürler. Nasıl bilmiyorum. Ve arkaya gider. İkisi de arkaya gider. Ben geldiğince geleceksiniz 30 saniye içinde. Müzik yükselir. Şey, işte açılışı yapıyorsunuz yani sirk açılışı gibi anladın mı? Gelip böyle merhabalar. Şey, Sarp gel bir açılış anonsu yap. Sirkimiz başlıyor falan tarzı. Ben şuradan mı geliyorum? Evet, gel. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar. 3, 2, 1, yalla. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar. 3, 2, 1, yalla. Öyle değil, değilsiniz. Sen niye alkışlıyorsun mal? Açılıyor çünkü. Hayır. Ve bugün sirkimizin geldi zort dediği yere. Bugün sirkimizin geldi zort dediği yerdeyiz. Neden? Neden? Çünkü dünyaca ünlü. Evet, dünyaca ünlü zortçu. Hayır. Trapezci. Trapezci. Muhittin ve... Muhittin bugün trapez yapacak. Evet. Üç, iki, evet. Bir ve... İki. Bir ve... Dur. Hayır. Önce şeyleri indirsinler. Salıncakları indirsinler. Salıncak Mome. Salıncak indirin. Allah'ım gökten bir salıncak insin. İndir. Ve anons et şeyi. Muhittin'le Ezgi'yi anons et. Ve karşınızda Muhittin ve Ezgi. Kızın elini tut, gel öne selam ver önce. Kızın elini tut, öne gel. Lan düzgün yürüsene. Arkadaşım pişik var gibi yürüme. Arkana dön. Hayır, dönük kal. Evet. Ve gösteri başlar. 3, 2... Arkadaşım sallanıp havada dönüp havada kız atacak kendini. Sen onu havada tutacaksın. Tamam. 3, 2, 1... Yallah. Bu mu? Gel bu!
Ezgi göstersene. Lan bir şey yapsanız ha. Arkadaşım bunları yaparken arada da göster. Göster. Ne? Daha çıkmadı mı? Hayır. Olayı göster. Lan göstersene olayı. Ya olay bu işte. Durmaya çalışıyorum. Ama duramıyor. Bak kız ne güzel yapıyor. Göster Ezgi. Alkış. Saçların peruk muydu? Ulan bir tek o mu dert şu an? Ve büyük gösteri sona ermiştir. Kocası dur, da dur, ölmüştür, dur. Adam da ölmüştür. Hayır, trapezci düşmüştür. Bütün seyirci trapezcinin öldüğünü zanneder ve au falan yapar. Seyirci yap au falan. Bir daha gelir öne. Selam verir. Ezgi Bala. Fırat Parlak. Özen Atik. Saç. Yo, Bala. I am singing song. Shoot song. Flop song.